Merkez 17, merkez 17. Aracın geldi arkadaşım, durakta yatıyor. Sen neredesin? Dünyaya yeniden gelsem yine bu işi yaparım. Parayı götüren plaka sahibi galeri. Eskiden ipini kopartan taksiciydi. Adam benim kafama silah dayadı ya. Alkollü bir yolcum evini bulamadı. Yukarıya çıktı, inmiyor. Ben bu arabadan kendimi dışarı attım. Arabamda ayakkabısını çıkarmalar, koltuğu yatırmalar. Daha neler anlatayım yani? Diğer arkadaşların da bir sesini duyabilir miyim? İstikametleri neresi? Zerre kadar değer gördüğümüzü düşünmüyorum ben. Ara sıra psikoloğa gidiyoruz yani. Bunun raconu da bu. Bir durakta taksicilerin üstüne yürüdüğüm de oldu. Adam böyle uyuyor gibiydi. Bir bayanla ben durayım. İlk önce bayan alır giderler. Şimdi kamera olmasa bir şey diyecektim mi? O taksimetre verenlere... İstanbul'un en ünlü ulaşım araçlarından birisi İstanbul onsuz düşünülemez taksiler. Taksilere zam geldi. Taksimetre fiyatlarında artık indi bindi ücreti 13 lira, taksimetrenin başlangıcı da 5 lira oldu. Bu uygulama herhalde 2 gündür uygulanıyor değil mi kaptan? Evet, pazartesi başladık, devam ediyor. Yakıta her şeye zam geldi, yani bu zam da normal. En son zam yapıldığında mazot 2.65 kuruştu, şimdi 6.5 kuruş. %120 artmış. Çok mu zam gelmiş, çok zam gelmemiş. Belirttim 13 TL in bin diye. Şimdi o birkaç gün sonra millet alışır ona. Yani şu ana kadar fena değil. En azından insan yaptığı işin karşılığını aldığı zaman daha bir şevkle yapıyor. Yani bizim her türlü giderlerimize zam geldi. Buna karşı yolcularımızdan daha çok insaflı olmalarını istiyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 75 bin, İstanbul'da ise 18 bin civarında taksi plakası var. İstanbul 24 saat uyumuyorsa taksiler de mecbur 24 saat çalışacak. Her taksinin en az 2 şoförü olduğunu düşünürsek 40 bin civarı taksi şoförü İstanbul trafiğinde direksiyon sallıyor. Peki bir insan neden taksici olur? Bir insanı trafik çilesi ve çeşit çeşit insanla uğraşmaya ne iter? Gidin araştırın. Taksicilik yapanların %90'ı iflastan gelmedir. İstanbul'da işini kaybedenler genelde taksicilik yaparlar. Siz de mi öyle oldunuz? Evet, öyle olduk. Asıl mesleğim başlıkaydı da işte 1,5 yıl oldu. Serbest meslek ticaret yapıyordum. Onu bıraktık, bu işe başladık. Emekli olduk, bu işe başladık yani. Konfeksiyondan iflas etmiştir. Başka bir işle yapıyordur, iflas etmiştir. Tekstille uğraşıyordum. Emekli olan, ne bileyim, işi bozulan taksicilik yapıyor. Başka yapacak en son iş yani. Sayıları az da olsa kendi isteğiyle bu işe başlamış olanlar da yok değil. Onlar da kendi tabirleriyle zaten taksici doğmuşlar. Ya bizim mesleğimiz bir tane ya. Hiç bundan başka bir iş yaptınız mı? Hiç bundan başka bir iş yapmadım. Dünyaya yeniden gelsem yine bu işi yaparım. Böyle adam işini kaybetmiş. Yani adamın fabrikası varmış, iş yeri varmış. Konfeksiyonda çalışıyor, konfeksiyonunu kaybetmiş. Ya gelmiş taksi şoförü oluyor. Kardeşim olmaz. Taksicilik iyi para kazandırıyor gibi görünebilir size ama... Asıl parayı kazananlar taksiciler değil. Hatta şoförler bu zincirin en az kazananı. Şoförün cebine giren para aynı para. Parayı götüren plaka sahibi galeri. Sizin şu an böyle plaka almanız mümkün mü? 1,5 trilyonum olsa alırdım. Ama şu an 1,5 trilyon param yok. Ticari taksinin yarım gün yövmiyesi 250 lira. Bunun en az 60-70 lira yakıtı var. 310-320. Günlük biz durağa bağlı olarak çalıştığımız için günlük ortalamaya vurduğumuzda 10 lira bizim durak paramız var. 330. Gün içerisinde ben kendi adıma konuşayım. Ben 2 paket sigara içiyorum. Bugün en kötü sigara 15 lira. 30 lira da sigara. Ne yaptı? 360. Yemek yiyorsun 12 saatte. En az 20 lira. 380. Yani eksi 380 liradan başlıyorsunuz. Ya 400 diyelim biz ona. Çünkü bir de 30 lira günlük sigortam var. 400 diyelim biz ortalama. Peki 400 lira çıkıyor mu sorma sayıptır? Çıkmadığı gün oluyor. Çıkmadığı gün oluyor. Kısa mesafe alma. Ya beni o trafiğe sokma. Ben karşının taksisiyim. Vallahi tam taksiyi verme saatim. Para üstü veremeyeceğim. Hiç bozukluğum kalmamış. Nereye gideceksin? Yolu siz tarif etseniz. Buraları bilmiyorum da. Bütün taksi şoförleri mi kötü? Hepsi mi antipatik? Yolcuların taksicileri sevmediğini biliyoruz ama... Taksiciler taksicileri seviyor mu? Tabii bazılarını ben de burada sinirleniyorum. Yani nereye gideceksin diye sorulduğu zaman diyorum hayırdır. Nereye gideceğiz sana ne? Burada biner ileride iner. Bizim aramızda illaki çürük elmalar var. Çoğu müşteriyle nasıl ilişki kurması gerektiğini bilmiyor. Eğitimsiz. Taksicinin kötüsü diye bir şey yok. İnsanın kötüsü var. Sırf insanları donlandırmak için bu işi yapanlar var. Eskiden ipini kopartan taksiciydi. Gayrimeşhur ne yapıyorsa taksiciydi. Şimdi bu belediye ruhsatlarını herkes çıkartsın hemşerim. Taksi camiası bağırıyorlarmış bayanlara. Ne bileyim almamak oluyor, arabadan indirme oluyor, hakaret oluyor. Binecek birisi bana bir şey sormadan sigarasını yakacak ve suratımı üfleyecek. İnsin başka arabaya binsin. Böyle hani böyle konuşuyorlar ya işte taksiler almıyor falan filan. Yalan konuşuyorlar ya. Neyi almıyor ya? Ben herkesi kim el kaldırırsa alıyorum. İpsiz var, affedersin, sapsızı var, hırsızı var, uyuşturucu kullananı var. Var da var yani. Bunda eleştirmelerini ben de haklı görüyorum. Gideceği yer buradan 6 lira yazıyor.
zaten 10 lira verecek. Ama beni 4 tane çukur, 5 tane tümsekten geçirecek. Düzgün, böyle düzgün giyinse, her gün 2 günde veya 3 günde bir traberin gibi böyle tıraşın olsa, 2 günde bir temiz giyinse. Arabamın içine bak, sigara içilmez. Kim olursa olsun. Kendim de içmem bu arada. Bu işin altın bir kuralı var. O da... Değişim saatini kaçırmaman gerekiyor. Bunun raconu da bu. Ben sabah çalıştım, öğlen arkadaşıma vereceğim. Ben tersi istikamete yolcu aldığım zaman ben karşılığıma geç kalmış olacağım. Yani diğer arkadaşın saatinden çaldığınız zaman o arkadaşın hakkına girmiş oluyorsunuz. Benden sonra arkadaşımın kazanması lazım, evini geçindirecek. Bu adama ben ne diyeceğim? Bu adam da saat 3'te bu arabayı bekliyor. 12 saat çalışıp gece 3'te bana getirecek tekrar. Yolcuya hak veren taksici de var, eleştiren de, ama yaşadıklarını anlatınca siz de onlara hak vereceksiniz. Zerre kadar değer gördüğümüzü düşünmüyorum ben. Vallahi zor. Yani bizim insanımıza genelde yapmadığı işler çok kolay gözükür de. Memnun musunuz hayatınızdan? Hayatımdan memnun muyum? Çalışma saatim benim aşırı fazla. Yaklaşık 14 saat trafikteyim. Başka bir iş yapmak ister miydim? 12 saat direksiyon başındasınız ve ortalama günde 250 kilometre yapıyorsunuz. İki şoför olduğu zaman hesaplarsanız 500 kilometre. Yani her gün Ankara'ya gidiyorsunuz ve bunu İstanbul'un trafiğinde yapıyorsunuz. Çok zor. Trafik bizi psikoloğa gidecek kadar etkiliyor. Yani o kadar söyleyeyim yani. Ara sıra psikoloğa gidiyoruz yani. Herkesin mutlaka bir taksi anısı vardır. Kimisi iyi, kimisi kötü. İstanbul'da gidilecek yer çok. Trafik de bol olunca yolda illaki muhabbet oluyor. Acaba hem şoförlerin hem de müşterilerin yolda yaşadıkları neler var? Gözünü yum, aklını, abi bu da geldi mi de bana öyle sor soruyu. Adam benim kafama silah dayadı ya. Bak, polislerin üstüne araba sürdürdü bana. Alkollü bir yolcum evini bulamadı. 3,5 saat dolaştık. Sonra taksimetre ücretini ödedi mi? Fazlasıyla ödedi de 3,5 saat dolaştık, bizim zamanımız gitti yani 3,5 saat. 2 saat ben dolaştım, oteline çıktı, dedi yukarıdan para alıp geleceğim. Yukarıya çıktı, inmiyor. Ben orada yarım saat 45 dakika bekledim. Otelin sorumlusuna söylüyorum, müdürüne söylüyorum, bellboyuna söylüyorum. Biz diyor odasına çıkamayız. Benim zararımı kim karşılayacak? Ben bu arabadan kendimi dışarı attım. Araba gitti apartmanın duvarına vurdu. Daha neler anlatayım yani. Arabama vurdu. Dedim burada trafik var. Yok dedi, buradan gideceksin. Arabamda ayakkabısını çıkarmalar, koltuğu yatırmalar. Bu araba halkın arabası. O kendi özel arabası değil yani, kimsenin değil, benim de değil. Gaspçılar, maspçılar oldu, başımıza öyle şeyler geliyor. Yolcularla konuşmadan olmaz. Şimdi bir de mikrofonumuzu taksiyi sürenlere değil, taksiyi bekleyenlere uzatalım. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Hem zamlarla ilgili hem de taksi yolculukları ile ilgili bize neler anlatacaklar. Taksi kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Taksicilerle aranız nasıl oluyor? Vallahi milyonda bir yani. Milyonda bir. İyisi mi? İyisi. Çok ters insanlar. Ya yardım etme olayı hiç yok. Kullanacağım varsa da kullanmam artık. Neden? Ya %30 zam olur mu? %25. Ben genelde her yere yürüyorum vallahi. Müşteri binerken müşteri nereye gidiyorsun diye sorulmaz. Ya doluyum ya taksi değiştirmesi diyor. Ya diyor o tarafa gitmiyorum diyor. Trafik var diyor. Sallıyor gidiyor. Bir iki defa da taksiden çıkarmıştıklar oluyor yani. Gelen zam mı gördünüz mü en son? Valla şimdi kamera olmasa bir şey diyecektim ya. O taksimetre verenlere... Bir dönem ben çocuğu götürmüştüm. Kısa mesafeye gitmiyorlardı. O sıkıntıyı çok yaşadım. Genelde müşteri seçiyorlar. Çok da memnun olduğumu söyleyemem. Ne diyorlar mesela? Gideceğiniz yeri mi iyi bulmuyorlar? Evet, gideceğimiz yeri soruyorlar. Mesela bu bölgeye çok girmek istemiyorlar trafik oluyor diye. Özellikle kısa mesafe ise geleceğimiz yer. Kurtuluş, Şişli tarafına çok girmek istemiyorlar trafik var diye. Özellikle yağmurlu havada hiç almıyorlar. Valla genelde hanım bunu söylesin, bu cevabı versin de. Hiç memnun değiliz. Hiç memnun değil yani. Neden? Genelde çok şey, agresifler, sigara kullanıyorlar, kısa mesafe almıyor. Yani beğendiği müşteriyi alıyor. Aslında bakarsanız zamlar normal. Normal ama yeter ki yani iyi taksiciler biraz eğitilsin. Yani müşteriye iyi davransınlar. Yani aslında taksi bizim için daha avantajlı gidip gelmek, çünkü kısa mesafe. Ama yani yaşadığımız bu sıkıntılardan dolayı yani ben arabayı çıkarmak zorunda kalıyorum. Arada kim? Kullanıyoruz da şimdi zam geldikten sonra kullanılacak bir hali kalmadı herhalde. Pahalı mı oldu? Yani kısa mesafe bile 13 lira olmuş herhalde. Şimdi şurada ben yolun kenarında durduğum zaman bir bayanla ben durayım. İlk önce bayan alır giderler. Eğilip şöyle bir bakarlar bir güzel adamın tipine. Ona göre kılığın kıyafetin yerindeyse ona göre duran var. İnsan olan da var işlerinde. Hepsi bir değil. Peki ihtiyaç olmuyor mu hiç?
Ya oluyor ara sıra ama işte taksilerinde durmadan fiyatları artıyor. Taksicilerle aranız nasıl oluyor bindiğinizde? Memnun kalıyor musunuz? Yani genelde memnun kalıyoruz ama kalmadığımız da oluyor. Taksi tabii gerektiği zaman kullanıyorum. Mesela acil işim olduğu zaman mesela acil bir hastane olur, bir cenaze olur, bir acil bir yere yetişmem gerektiğinde taksiyi kullanıyorum. Yağmur yağarken müşteri seçerler. Müşterinin önünden böyle bakıp geçerler. Müşterinin tipine göre mesela bakarlar yani bu taksiciler çünkü insan sarrafı olduğu için. Şimdi ona göre tiplerine bakıyorlar böyle geçerken. Yağmurda bilhassa yağmurlu günlerde. Yani işine gelmediyse, tipini beğenmediyse basıp gidiyor almıyor. Veya duruyor diyor ki nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyorum. Yok oraya gitmiyorum. Ben öbür tarafa arabayı teslim edeceğim. Veya orası bana ters geliyor. Trafik var diye. Orada bırakıp gidiyorlar. Tam bindiğimiz dakikada kısa mesafe dediğimiz an dedi ki götürmem. İndirdi taksiden. Bindikten sonra. Onun için çok yani hiç hoşnut değilim taksilerden. Bazen ben bir durakta taksicilerin üstüne yürüdüğüm de oldu. Adam böyle uyuyor gibiydi. Hatta ben şüphelendim onu daha sonra söyledim. Hani bir madde mi kullandı, bir şey mi oldu gibisinden. Uykusuz kalmış, kendisini de uyarmıştım. Bak arada müşterimizi aldık gidiyoruz, hadi. Yapsın, kaybetme.